Eklem kireçlenmesi böyle ortaya pat diye çıkabilen bir hastalık değil. Uzun yıllar içinde yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 60'lı 70'li yaşlarda kendisi bulgu veriyor ama belki 40'lı yaşlarda yavaş yavaş sinsi bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü bu bir yıpranma süreci. Yıllar içinde geniş yelpazede bulgular veren bir hastalık süreci. Bu nedenle tedavisi de öyle bir günlük, iki günlük tek bir tedavi değil. Değişik yöntemlerin kullanıldığı ve yıllara yayılan bir tedavi olması gerekiyor. Ne yapıyoruz? İlk hastalığın başlangıcında önce sebepleri arıyoruz. Niye eklemler kireçlendi? Normal bir süreç mi? Yaşı uygun mu hastanın? Ailede genetik faktörler var mı? Kilosu fazla mı? Onlara bakıyoruz. Altında bir romatizmal hastalık var mı? Varsa bunları düzeltiyoruz. Yoksa yani doğal yaşlanma süreciyle ortaya çıkan bir kireçlenme ise bu sefer öncelikle kilo verdiriyoruz hastalara. Düzenli egzersiz yaptırıyoruz. Egzersiz oldukça önemli burada. Kaslarını güçlendirmek için. Basit ağrı kesicileri veriyoruz. Kıkırdak güçlendirici, bitkisel kökenli ilaçlar var, onları veriyoruz. Bunların yeterli olmadığı dönemlerde fizik tedavi yöntemlerine başvuruyoruz. Eklem içi yapılabilen iğneler var, onları yapıyoruz. Bunların yeterli olmadığı dönemde eklemin yıkanması, temizlenmesi tarzında kapalı ameliyatlar var, artroskopik ameliyatlar, onları uyguluyoruz. Bunlar da yeterli olmadığı aşamada, hastalık artık iyice ilerlemişse, protez ameliyatları, yani eklemin, aşınan eklemin çıkarılıp yerine yapay bir eklemin konması ameliyatlarına geçmek gerekiyor.